Fena söylemek What would you want to say? Yeah, first of all, I would like to say again, I will speak again about the earthquake. First of all, I would want to say again condolences to all the families and rest in peace for the people who lose their lives. And I'm sure that the country will stand together, like I said, and everything will be fine as soon as possible. Everyone wants that, and we will try to help as much as we can in the coming period. It's for me, like I said, it was a big opportunity to be here. I'm really happy, and really, it's a, like I said to my teammates and everyone, first day, it's a privilege to be here. So after such a tragedy, for me being in such a big club, like I said, it's an honor, and I will try to do my best for the coming months, coming games, and I hope we can develop as much as we can. Ben öncelikle depremle ilgili başlamak istiyorum. Herkese, tüm ülkeye başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Ülke bir an önce ayağa kalkacaktır. Bizler de tabii ki elimizden geldiğince bu duruma destek vereceğiz. Burayla ilgili konuşmak gerekirse, burada olmak benim için büyük bir fırsat. Takım arkadaşlarıma ve daha önce de herkese dediğim gibi, burada olmak büyük bir gurur kaynağı. Böylesine bir trajediden sonra böylesine büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir onur. Ben önümüzdeki maçlarda, ilerleyen süreçte elimden geleni yaparak takıma katkı sağlama hedefindeyim. Şunu sormak istiyorum. Geçmişte de transfer döneminde Maxim Beşiktaş'ta adı anılmıştı. Tabii ki böyle bir durumla Beşiktaş'ta tekrar buluşmuş oldu. En azından Beşiktaş'a imza atmış oldu. Geçmiş dönemde Maxim Beşiktaş'la alakalı gelen teklife karşılık nasıl bir düşüncesi olmuştu? Bir temas olmuş muydu? Neler söyledi? Daha önceden buraya gelme ihtimali var mı? Did you have any possibility or chance to come before? I know that before of me coming here, it was some rumors, but me personally, I try to focus on my job. You know, I try to focus on working every day in Gaziantep, on being fit, and try to help the team as much as I can. This was the job of my agents, you know, of the club. So me, all the time, I try to focus on my job, on the pitch, you know, in training every day, in the games, end of the week, and the other parts like transfers and these rumors. Actually, it's not my job, you know. But of course, I was happy, you know, to see the interest of such a big club, you know. And when this happened now in this period, after the earthquake, and when the clubs decide to retire from the league, and I know that it was I had the possibility to be here. I received other options as well, but I say to my agents directly that my first option for me is to come here. You know, I put everything on hold. So I say it again, I'm really happy that this happened and actually that I'm here in this moment. Daha önce bu konuyla ilgili söylentiler olduğunu biliyorum ama ben her zaman işime odaklanmışımdır. Antep'te bulunduğum süre zarfında hep takıma faydalı olmaya odaklanmıştım. Diğer konular aslında menajerimin işiydi. Ben öncelikle dediğim gibi her zaman sahaya ve idmana odaklanan birisi oldum. Transferler ve diğer söylentiler benim işim değildi. Tabii ki bu ilgiyi, alakayı görmek güzel. Depremden sonra kulübüm ligden çekildikten sonra burada olma imkanı doğdu. Buraya gelme ihtimali doğdu. Başka kulüplerin de ilgisi olduğu bir gerçek ama benim ilk tercihim Beşiktaş oldu ve diğer her şeyi o dönemde bekletme kararı aldım. Tekrar söylüyorum, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Maxim her Süper Lig takımının isteyeceği bir oyuncu. Maxim, o yeteneklere sahip ama geçtiğimiz günlerde okudum. Antep yerel basınında Maxim'in bonservisinin 4-5 milyon euro civarında bir para olduğunu söylüyor. Bu Beşiktaş'ın olacak bir durum ve kontratın da satın alma maddesi yok. Geleceğiyle ilgili de söylüyor. Yani Beşiktaş'ın bu paradan zorlar biraz. Zorlaşır iş yani. Are things that are not in my hand actually, you know. I said many times that I would love to continue here, you know. It's a big club, it's a big opportunity, and I would love to play much more games in the stadium, you know, with the Beşiktaş fans. So I will be happy if this will happen in the future. The amounts they are speaking is not my job, you know. At the end, about that, I can't say nothing, you know. The clubs, they need to speak, and first of all, if Beşiktaş want to buy me at the end of the season, is the decision of the club, you know. But I respect everything what will happen in the coming months. I'm just focused on my daily routine, you know, on my daily work, you know,
to finish the season good, you know, to help the club as much as I can until the end of the season, and after we will see what will happen. But my focus right now is not what will happen end of the season. It's what I will do today, what I will do this weekend, next weekend in the derby if I will play, if I will have the possibility to play. So my focus is for now, you know. After end of the season we will see what will happen. Bu konular benim elimde olan konular değil aslında. Burada devam etmeyi tabii ki isterim. Burası büyük bir kulüp. Stadımızda taraftarımızın önünde daha fazla oynamak beni tabii ki çok mutlu eder. Ki bu konu gerçekleşirse ben de sevinirim. Ama rakamlar maalesef benim işim değil, benimle ilgili bir konu değil. Buna bir şey diyemem. Kulüplerin konuşması gereken bir şey. Tabii ki Beşiktaş beni satın almak isterse bunu kulüpler kendi aralarında görüşmeleri gerekiyor. Ben günlük rutinime, kendi yaptığım işe daha çok odaklıyım. Sezonu iyi bitirmeyi düşünüyorum, hedefliyorum. Sezon sonunda bakacağız. Şu anda hedefim ve düşündüğüm şey sezon sonu değil. Bugün, bu hafta ve önümüzdeki hafta derbide fırsat bulursam yapabileceklerim, yapma ihtimalim olan şeyler sezon sonu zamanı geldiğinde bakacağız, göreceğiz. Maksim'in kariyerine baktığımızda özellikle in your career, especially in your Turkey career, you know, we see that, you know, you have always played in the starting lineup actually, but still you didn't play yet in the lineup. Did you speak with the coach? Are you thinking about that? What would you say about that? No, I speak about that. I, like I said, I will take it with patience, you know. I respect every time the decision of the coaches, you know, even now I respect the decision of him, and I try to work as hard as I can, you know, every day to show him that I can play even more minutes, and I also in the coming games to have the possibility also to start from the beginning. But I'm calm, you know. I just try to do my work, to train good, you know. And after that, it's the decision of the staff, you know, and I will take it with respect, and I will, even if I play 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 90 minutes, I will do my best to help the team to win every match and to get the 3 points that everyone wants. Bu konuda acele etmiyorum, sabırlıyım. Hocamızın kararlarına da her zaman saygı duyuyorum. Ben elimden geldiğince fazlasıyla çalışıp kendimi bu noktada hocamıza göstermek istiyorum. Tabii ki de 11 başlamayı hedefliyorum. Şu anda ama İşimi yapıyorum, elinden geleni yapıyorum, iyi idman yapmaya çalışıyorum. Sonrası tabii yine hocamızın kararıdır. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika ya da 90 dakika oynarsam, ne kadar oynarsam oynayayım, benim hedefim her zaman takıma katkı sağlayıp 3 puan kazanmamızı sağlamaya yardımcı olmak olacaktır. İspanya'da, Romanya'da, Almanya'da oynadın. You played in Spain, Germany and Romania. Kararı var mı? Did you take any decisions to continue in Turkey or first and one another question? Yeah, I have the possibility to play in Spain, in Romania as well, Germany a longer time, and now in Turkey. Different characters, different mentality, different leagues. But I'm here now. I'm happy that I choose to come in Turkey. I see my future here. If you ask me now, I see my future in the coming years playing in the league. But like I said every time, I try to work every day to stay healthy, first of all, you know, to have the possibility to play every week. And yeah, I still want to play a few years, and if it's possible to play here, I will be happy to do that. İspanya'da, Romanya'da ve Almanya'da oynadım. Biraz Almanya'da uzun süre oynadım. Şu anda Türkiye'deyim. Farklı bir ülke tabii. Farklı karakteristiği olan bir ülke, farklı bir lig. Buradayım şu anda ve burada olmayı seviyorum. Burada olmak güzel. Ben aslında bana sorarsanız geleceğimi burada görüyorum diyebilirim. Her zaman da dediğim gibi öncelikle sağlıklı olmaya çalışıyorum. Daha sonrasında da iyi çalışmaya çalışacağım. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Ama birkaç sene daha burada oynamayı isterim tabii ki ben. En yüksek sayıları Gaziantep'te çıkıyor. You have reached the maximum limits in Gaziantep, like, you know, about the numbers and data. After Stuttgart, you know, first time you're in a team with in the title race. Would you continue like that, or, you know, it was about the role that you took in Gaziantep, the numbers and the contributions that you did in Gaziantep? No, my goal is to have the same performance in every team I play. And now I'm in Beşiktaş, and like I said, I'm happy to be here, but my goal is to play every match and have the same performance I show in Gaziantep, in Germany before. So I'm not thinking small. My mentality is not thinking small. So I want to work, focus every day
on having the performance, scoring, giving assist every game, and helping the team to win every match. So my goals are high, and the team goals are high in the same time. So I'm happy to be in a club that are fighting for winning the league, for cup, for European, to playing in Europe. So, like I said, my goals are really high, and I hope I will reach them here as well, like I did it in Antep as well. Hedefim her kulüpte, her oynadığım yerde aynı performansı göstermek tabii ki. Şu anda buradayım. Burada da bunu tekrarlama hedefim. Her maç oynayarak, mümkün olduğunca katkı sağlayarak Almanya'da ya da diğer ülkelerde yaptığım, gösterdiğim performansı, Antep'te gösterdiğim performansı da burada tekrarlamak olacaktır. Ben bu noktada kendi mentalitemi asla olduğundan daha küçük tutmuyorum, daha az tutmuyorum. Hedefim her zaman gol ya da asist anlamında takıma katkı vermek için çok fazla çalışmak oluyor ki benim de takımın da hedefleri çok büyük, çok yüksek. Bizler her zaman şampiyonluklar için, kupa kazanmak için, Avrupa'da boy göstermek için mücadele eden bir takımız. Hedeflerimiz yüksek. Benim hedefim de burada aynı hedefleri gerçekleştirmek. Derbi var. There's a derby. After the national break, your many teammates are in the national teams, but are we having the derby atmosphere still at Stepanakert? I want to ask about your first derby under Beşiktaş jersey. First of all, I hope that all my teammates that they will come back healthy after the national team break, because we need all the players, you know, to be healthy and fit. It will be nice. I play a few times in Fener Stadium. I know also the atmosphere there, but now it will be different. You know, it will be my first big game here in Turkey, and I'm excited. You know, I'm looking forward for the next weekend, and I hope we can get back with the 3 points from there, because we need them. And also for our fans, you know, because they are supporting us so good every game, you know, and I think everyone will be happy if we win the 3 points there. Öncelikle takım arkadaşlarım, umarım milli takımlarından sağ salim dönerler. Herkese sağlıklı bir şekilde ihtiyacımız var. Fenerbahçe stadında daha önce maç oynadım, atmosferi biliyorum, ama bu biraz daha farklı bir durum olacak haftaya. Benim ilk derbim olacak. Heyecanlıyım tabii ki ve sabırsızlıkla da bekliyorum. Umuyorum 3 puanı kazanırız. Bunu taraftar için de yapmayı aslında çok istiyoruz. Bizi çünkü her maç çok iyi bir şekilde çılgıncasına destekliyorlar. Herkesi mutlu etmeyi hedefliyoruz önümüzdeki maçta. Şunu da sorayım hemen. Şimdi tabii ki iki kulüplerin arasında olacak bir konu, transfer gelişmesi, ama eğer konu kendisine gelirse, you know, Beşiktaş'ta kalmak için fedakarlık yapar. You're staying here, but you know, if the decision is yours, would you do something else, or would you sacrifice to stay here also? I say it again, you know, I would love to continue here after the season will finish. But first of all, like I said, I try to focus on what I need to do now in this moment. You know, I don't want to look for so in what will happen in 2-3 months. You know, so my goal is now to be fit now. You know, to help the team to reach my performance. You know, every game, to help the team to win the 3 points every game. So after that, also is the decision of the club, and if they will decide that they want me to continue here, I will be happy to hear that. So we will see what will happen in summer. Is still we have some games until then, you know, the league is not finished, so I don't want my focus now to be on that, you know, on what will happen in end of the season. I want my focus to be what will happen next weekend against Fener. So this is my main goal now. Tekrar söylüyorum, ben burada kalmayı isterim ama şu an yapabileceğim şeylere daha çok odaklanma niyetindeyim. 2-3 aylık daha uzun vadedeki şeylere odaklanmaktan ziyade şu an zinde kalıp performansımı yükseltip takımın 3 puan kazanmasına yardımcı olacak şeyleri yapmam gerekiyor, yapmayı istiyorum. Tabii ki de kulüplerin arasında olacak bir şey, bu kulüp kararıdır, ama kulüp de benim kalmamı isterse ben zaten seve seve burada kalmayı istiyorum. Yaza kadar daha oynanacak çok fazla maç var. Henüz daha lig bitmiş değil. Benim odağım, dediğim gibi, şu an ne yapacağımız, önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçında ne yapacağımız. Evet, Alexander Makler'e teşekkür ederiz. Thank you. Alex. Thank you very much. Thank you. Teşekkürler. Thank you. Çok sağ olun. Maxim'in açıklamaları böyleydi. Genelde Beşiktaş'ta kalmayı düşünüyor musun? Kiralık kontratın bittikten sonra derbide oynamak istiyor musun? Nasıl daha fazla süre alırsın şeklinde bizim az önce konuştuğumuz şeyler soruldu, merak edildi Maxim'e. O da cevaplarını verdi. Şimdi Galatasaray'a bir geçelim. Galatasaray'a geçerken de yine Fenerbahçe ile bağlantılı bir haber. Zaniolo'nun menajeri konuştu ve
Fenerbahçe'nin de aslında daha fazla para teklif ettiğini, Zaniolo'yu istediğini ama Zaniolo'nun Galatasaray'ı seçtiğini söyledim.